Weghorst dün de kısmen görmüştüm ama bugün biraz daha geniş yer almış galiba. Evet. Ama benim tahminimi soracak olursam ben Galatasaray'ın belki bir alternatif olarak düşüneceğini, esas planda Weghorst'un asla düşünülmediğini söyleyebilirim. Çünkü Weghorst ismi yaz döneminde de Galatasaray'ın gündemine gelmişti ama Galatasaray'ın hedefi Icardi olmuştu. Şimdi Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için tabii ki planlarını şimdiden yapmış olması lazım. Eğer şampiyon olursa ki büyük bir avantajı var. Şampiyonlar Ligi önelemesi oynayacak. Hatta birkaç eleme oynayacak. 3 öneleme oynayacak. Bu yüzden Icardi'nin henüz bonservis konusunun çözülmediği, Gomis'in yüksek ihtimal, 37 yaşında zaten önümüzdeki sezon olma ihtimalini %1 bile görmüyorum. Muhtemelen emekli olacak. Otomatikman Galatasaray'ın golcü ihtiyacı var bu eleme maçlarında. Tabii ki Weghorst'un ihtimali, şartları Galatasaray için uygun olursa Galatasaray bir alternatif olarak düşünebilir ama ana plan için Weghorst'ta ısrarcı olacağını düşünmüyorum. Weghorst üst düzey bir oyuncu. Bir kere hani Weghorst'un hakkını teslim ederim. Sonuçta Hollanda Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda iyi performans sergiledi ve Manchester United transfer oldu. Türkiye'de Beşiktaş formasıyla iyi performans sergiledi. Bundesliga kariyeri gayet iyi düzeydeydi. İngiltere'de Bournemouth'ta belki istenen performansı sergileyemedi ama netice ihtimali Bournemouth dedim ama düzeltelim, o takımın ismini şimdi hatırlayamadım ama netice itibariyle Beşiktaş'a Premier Lig'den düşen bir takım, Bournemouth değil başka bir takımdı. Şimdi onu yanlış telaffuz etmeyelim. Galatasaray yaz döneminde de ismi anılmış ama sarı kırmızı düşünmemiş. Yani oyuncunun transferini den ziyade başka bir isme yönelmiş. O da Mauro Icardi olmuştu. Weghorst ama hani şöyle mantıklı olabilir. Yani burada bir bildiğim bir bilgi yok. Hazır Şampiyonlar Ligi yönelemesinde eğer durumu çözülebilirse Weghorst'a çıkmak da Galatasaray için bir avantaj olabilir ama şu an bende Weghorst'la ilgili somut bir bilgi olmadığını da belirteyim. Peki Zaniolo ile ilgili bir haber dikkatimi çekti. Sende de detaylar olduğunu düşünüyorum. Sormak istiyorum. Şimdi zor bir zamanda geldi. Ülkemizin zor zamanında geldi maalesef. Şimdi sezon sonunda hemen gitmek istediğini vurguluyor. Şimdiden Galatasaray yönetimi ev tutmak istemiş ancak o şu anda istemediğini, otelde mutlu olduğunu ve sezon sonunda zaten gideceğini söylemiş. Şimdi daha hiç oynamadan gitme ihtimalinin bu kadar konuşulması acaba oyuncuda mental bir düşüklük yaratır mı? Sanmıyorum. Bu arada Weghorst'la ilgili Burnley, Bournemouth diye aklımda kalmıştı ama Burnley. Premier Lig'den düşen takım Burnley'den Beşiktaş'a transfer oldu. Şimdi Zaniolo ile alakalı şunu ifade edelim. Sonuçta Galatasaray için önemli bir transfer ve son dönemin en sansasyonel transferlerinden bir tanesi. Şimdi oyuncuyu, menajeri ikna etmek kolay değil. Tabii ki bazı transferler, proje transferler bu çerçevede değerlendirmek lazım. Sonuçta Galatasaray evet 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi var. Gelip 3 ay sonra eğer Galatasaray bu rakamları kazandıracaksa sonuçta kimse bundan rahatsız olmaz. Elbette Galatasaray taraftarı onu sarı kırmızılı formayla izlemek isteyecek daha fazla. Ama sonuçta siz bu proje transferleri gerçekleştirirken karşı tarafı bir şekilde ikna etmeniz lazım. Zaniolo piyasası olan Premier Lig'e devre arasında 30 milyon euro Bournemouth'tan teklif almış. Hatta Leeds United'ın da radarında olan. Galatasaray'a transfer olduktan sonra İtalyan basında fazlasıyla Milan ve Inter'le adı geçen bir oyuncu. Ama gördüğümüz fotoğraf oyuncunun Türkiye'de, Galatasaray'da adaptasyon anlamındaki mental problemleri olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Son derece pozitif fotoğraflar geliyor. Son derece olumlu fotoğraflar geliyor. Bu anlamda Galatasaray proje transferi olarak düşünürsek ben bunu çok anormal bir durum olarak görmüyorum. 35 milyon euroluk çıkış maddesi var. Bütün bunlar zaten hesaplandı ve planlandı. Yani Zaniolo gibi bir ismi bu yaşta Türkiye'ye getirmek kolay değil. Ama siz onu bir proje transferi olarak getiriyorsanız ve 3 ay sonra en az 20-25 milyon euro bu işten kar ediyorsanız bu son derece mantıklı ve doğru bir transfer. Ama tabii ki haklılık payı, doğruluk payı olan haberler bunlar. Oyuncu için Milan'ın ciddi şekilde ilgilendiğini biliyoruz. Keşke transferde kulüplerimiz böyle adımlar atabilseler. Yani burada Galatasaray'dan handikaplı bir durumu yok. Galatasaray buradan gelecek parayla belki Icardi'nin bonservisini alacak. Ama önce tabii onu bir Galatasaray formasıyla bir görelim. Şu aşamada bu tarz haberlerden ziyade oyuncunun Galatasaray formasıyla nasıl bir oyun oynayacağı, Galatasaray'ın zirve mücadelesinde, şampiyonluk mücadelesinde nasıl katkı sunacağı merak ediliyor. Çünkü Galatasaray'ın çok iyi bir kadrosu var. Bu iyi kadroya bonservisiyle Zaniolo da dahil oldu. Şimdi kağıt üzerinde Galatasaray'la uzun vadeli bir kontrat yapan ama 35 milyon euroluk çıkış maddesi de bulunan bir oyuncu var. Bence biraz daha zamanı beklemek lazım. Hı hı. Belki hani oyuncunun ihtiyaç duyduğu ortamı aynen Mauro Icardi'de olduğu gibi Galatasaray'da bulması da söz konusu olabilir. Evet, olabilir. Çıkış maddesinin olması illa gidiyorum şeklinde direteci anlamına da gelmiyor. Bu konuda Galatasaray Kulübü'nün, Galatasaray'ın iyi bir kadro kurması, iddialı bir kadro kurması, iyi bir proje ortaya sunması durumunda belki düşüncesi, bakış açısı ya da menajerinin yönlendirmesi daha farklı bir boyuta geçebilir. Ben bu anlamda önemli olan onun bir an önce sahalara kavuşması ve dönmesi olduğunu düşünüyorum. Evet, kağıt üzerinde tabii ki böyle bir transferi gerçekleştirirken karşı tarafı ikna etmek için bazı tavizler tırnak içinde verebilirsiniz ama şartlar ve zaman onu değiştirebilir. Tabii performansıyla da fark yaratırsa onun için de iyi ilerler Galatasaray macerası ve belki de kalmak isteyebilir. Peki şimdi birçok mevkiye transfer yapılıyor ve yapılmaya da devam ediyor Galatasaray cephesinde. Kaleci mevkiini sormak istiyorum aslında. Şimdi bu yaşadığımız olaylardan önce Muslera bir sakatlık geçirmişti. Onun da son durumunu merak ediyorum. Senin mutlaka detaylı bir bilgin vardır. Eğer lig devam etseydi onun yerine yedekte olan iki kaleciyi görecektik. Nasıl performans sergileyeceklerini tabii bilmiyoruz ama Muslera'nın artı bir katkısı olduğu aşikar Galatasaray'a. Kaleci için yeni bir transfer iddiaları var mı? Gazetelerde isimler gördüm, Thomas Strakosha gibi. Bunu merak ediyorum. Bir de tabii Muslera'nın son durumunu. Evet, Muslera'nın son durumundan başlayacak olursak koltuk değneklerini henüz atabilmiş değil. Hı hı. Ama tedavi sürecinin iyi gittiğini de biliyoruz. Yani Galatasaray takımı izin yaptığı periyotta Muslera'nın tesislere gidip sürekli olarak tedavi olduğunu, süreci iyi atlattığını biliyoruz ama koltuk değneklerini henüz atabilmiş de değil. Şöyle de bir şey belirteyim. Ben Adekup'e transfer olduğu gün konuyla alakalı yetkili kişilere sorduğumda, ki o zaman Günay'ın ismi geçiyordu Gaziantep'ten, Günay'la bir konuştuk. Daha sonra değerlendirmedik denildi ki Günay daha sonra Kasımpaşa'ya gitti kiralık olarak. Gaziantep'in başarılı kalecisi. Muslera ile ilgili de şöyle bir ifade kullanıldı bana. Tedavisi iyi gidiyor. Yani beklediğimizden, öngördüğümüzden daha erken şekilde sahalara dönecek ifadesi kullanıldı. Evet, yani Galatasaray Antalya'da şu an kampta. Hatta dün de 2 tane hazırlık maçı yaptı Spor Toto birincilik ekiplerinden. Gençler Birliği ve Pendik Spor'da. Gençler Birliği 2-2, Pendik'de 3-1 yendi sarı kırmızılı takım. Muslera şu an takımdan ayrı, tedavi süreci programı devam ediyor. Galatasaray'ın şöyle bir avantajı var. Galatasaray ilk maçını 11 Kasım'da Kasımpaşa ile oynayacak. 11 Kasım'a kadar herhangi bir resmi maçı olmayacak. Bu da tecrübeli eldivenin bir, maksimum 2 maç kaçırıcı anlamına geliyor. Bu periyotta Galatasaray kaleci transferi gerçekleştirecek mi? Hayır. Ama önümüzdeki sezon için tabii ki bir takım planlamalar yapılıyor. Kadro mühendisliği bu anlamda Galatasaray'ın güven veriyor. Hem scout departmanının, hem Erden Timur'un, hem Okan Muruk'un network'üne baktığımızda açıkçası Galatasaray açısından herhangi bir olumsuzluk görmüyoruz. Yani 11 Mart'taki Kasımpaşa maçına kadar Galatasaray'da şu an için bir kaleci transferi de olmayacak. Hı hı. Kasımpaşa maçında muhtemelen biz Okan'ı göreceğiz. Onun dışında da kaleci transferiyle alakalı sıcak bir gelişme yok. Ama önümüzdeki sezon Galatasaray'ın mutlaka bir kaleci transferini, Muslera'yı en azından yedekleyebilecek bir transfer gerçekleştireceğini ben de düşünüyorum. Bu Muslera'nın ayrılacağı anlamına da gelmiyor. Çünkü bu tarz spekülasyonlar da yapılıyor. Ama tecrübeli eldiven önümüzdeki sezonunda zaten kontratı da devam ediyor. Galatasaray'da kalacak. Çok kısa Yusuf Demir'i sormak istiyorum. Şimdi çok fazla forma şansı bulamadı. Sonda bir 40-50 saniyemiz falan. Senden Yusuf Demir'le ilgili çok kısa bir yorum alayım. Evet, bu ara çok konuşuluyor. Statü gereği zaten bir takıma kiralanamıyor. Oyuncuyla alakalı bir problem olduğunu ben düşünmüyorum. Okan Hoca her oyuncuya bir şekilde ulaşabildi, iletişim kurabildi ve onları kazandı. Yusuf Demir konusunda da ben bir şekilde o hocanın dokunacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın önemli bir yatırımı, 6 milyon euro bonservisi alındı. Sakatlık problemleri yaşamasa bugün çok daha farklı noktada olabilirdi. Ben Yusuf'un Antalya kampından sonra biraz daha fazla süre alacağını düşünüyorum. Ama bu süreçte bir ayrılık beklemiyorum. Tabii forma rekabeti de arttı bir yandan. Bakalım tabii onun performansı da nasıl olacak. Çok teşekkür ediyorum. Değerlendirmelerin için sana iyi günler diliyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar.